Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf teknoloji ve tasarım dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden 1. sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi yenilenemeyen enerji kaynaklarındandır? İki tür enerji kaynağımız var. Birinci kaynağımız yenilenebilir enerji kaynağı iken, ikinci kaynağımız yenilenemez enerji kaynağıdır. Peki, yenilenebilir ya da yenilenemez. Tam da Ramazan ayında böyle bir oruçlu dönemlerdeyken hocam yemek bu yediğimiz anlamına mı geliyor? Hayır. Buradaki anlam şudur. Yenilenebilir enerji kaynakları devamlılığı olabilen, yani kendini tazeleyebilen kaynaklardır. Yenilenemez enerji kaynakları ise biten enerji kaynaklarıdır. Bize diyor ki yenilenemeyen enerji kaynaklarındandır. Güneş enerjisi. Güneş biter mi? Bitmez. Tazeler mi kendini? Tazeler. Rüzgar biter mi? Bitmez. Tazeler mi? Tazeler. Hele Kayseri'nin rüzgarı ayrı bir rüzgardır. Yani buranın rüzgarı bitmez. Buraya bir rüzgar türbünü koysun. Yetkililere sesleniyoruz. Buraya koysa enerjinin şey olur yani, böyle artık türbinler yanmaya gelir. Biyokitle yine aynı şekilde tazelenebilen bir enerji kaynağı iken kömür yenilenemez. Çünkü kömür bir fosil yakıttır. Ve fosil yakıtlar zaman içerisinde oluştukları için belli bir kullanımdan sonra artık bu fosil yakıtlar biter. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Üretilen ürün ya da hizmeti maddi kazanca dönüştürme sürecidir. Şimdi şu ürünü ürettin. Tamam, elimde bir tane kalem var. Bu kalemi ürettin. Bu kalemi satacaksın. Yani maddi kazanç dediğimiz neyi? Satmak. Ben sana geliyorum, diyorum ki hocam, diyorum bak öyle bir kalem var ki videolarda öyle bir çiziyorsun, fosforlu fosforlu. Öğrencilerin hepsi senin çizdiğin yazıyı görüyor. Reklamını, her şeyini yapıyorsun. Daha sonra bu ürünü bana satıyorsun. İşte bu işlem, yani maddi kazanca dönüştürme, bu para işlemi, pazarlama işlemi demektir. Afiş reklam, broşür reklam, amblem yine pazar tanıtımla ilgilidir ama bu yolun tamamının bütününe biz pazarlama deriz. Türkiye enerji üretimini en fazla hangi kaynaktan sağlamaktadır? Arkadaşlar, size 2022'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerini getirdim. Türkiye'de 2022 yılında ortalama yazayım 34.6 ama 34 kömür ile enerji üretimi birinci sırada. Yani birinci sırada kömür var. 22 ile doğalgaz var. Doğalgaz var. 20 ile HES'ler var. Yani hidroelektrik santralleri var. 10 ile rüzgar türbinlerimiz var. Rüzgarlar var. 4.7 ile ortalama 5 diyelim buna da, güneş panelleri var. 3 ile jeotermal var. Yani doğal sıcak su kaynakları olarak düşünebilirsiniz jeotermal. Son olarak geriye kalan 4 tanesi ise diğerdir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 2022 verileri. 2012 diyorum bir anda. 10 yıl geriye gittik. 2022 verileridir. Arkadaşlar, Türkiye'de 2022 yılında 326 terawatt bölü saat elektrik üretimi gerçekleştirilmiş. Bu da bilgi olarak aklınızda bulunsun. Bize diyor ki en fazla hangi kaynaktan sağlanmaktadır? Baktığınız zaman birinci sıramızda ne var? Tabii ki de doğalgaz. Yok, yanlış. Hidroelektrik yanlış. Rüzgar diyor yanlış. Jeotermal yanlış. Buradaki yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı söylüyor arkadaşlar. Büyük ihtimal birinci sıramızda doğalgaz alırız. Ama fosil yakıtlar olarak soruyu sorsaydım, o zaman birinci sıramızda kömür ve türevleri, yani bir nevi doğalgaz kömür türüne gelmiyor ama kömür ve türevleri vardı. Burada doğalgazı seçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtlar arasında değildir? Fosil yakıtlar dediğimiz nedir? Toprağın altından çıkan yakıt türleridir. Bunlarda neler vardır? Mesela kömür fosil mi? Fosil. Doğalgaz fosil mi? Fosil. Petrol fosil mi? Fosil. Yani bu fosil demek aslında şu: milyonlarca yıl insanlar yaşamış, topraklar yıkılmış, o olmuş, bu olmuş, bitmiş. Artık yerin altına, toprağın altına işte bu ağaçlar, hayvan atıkları hepsi birleşmiş. Bunun üstüne yakıtlar oluşturmaya başlamışlar. Yani topraktan çıkan yakıt türleridir bunlar. Ama nükleer enerji fosil yakıt türleri arasında değil, bir nevi kimyasal enerji türü olarak kabul edilebilir.
sanat, bilim veya meslek dallarında iş yaparken kullanılan yöntemlerin tümüne ne ad verilir demiş. Bu yöntemler mesela bir sanat yapıyorsunuz. Şöyle kara kalemle benim bak sanatımı söyleyeyim şu. Başka bir tık ileri gidemedim. Benim sanatım Cin Ali. Şöyle gözlerini sevdiğim bir Cin Ali'm var. Kaşlarını da bazen şöyle çatık yapayım. Bir de bıyık çizeyim şöyle bana benzesin biraz da. Benim sanatım bu. Ha benim bu çizdiğim şu Cin Ali'm. Cin Ali'm yani Ben Ali'm. Bu Cin Ali'nin özel yapıları var. Neyi mesela kaşlarını böyle güzel çizdim. Bıyıkları var. Yani aslında sanatta, bilimde ve mesleklerde teknik dediğimiz bir yapı var. O kaşlarının öyle dalgalı dalgalı çizilmesi benim tekniğimle alakalı. Fosil yakıtlarının kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Az önce söylemiştim. Aslında şöyle bir şey vardır. Dünya üzerindeki bütün kaynaklar işte güneşten gelir, şudur budur. Buna bakmayın arkadaşlar. Yakıtların yani fosil yakıtların kaynakları topraktır. O dönemlerde çıkan büyük ağaçlar hayvan atıklarından tutun bunlar toprağın altında bir etkileşime girdikten sonra yakıt olarak bizim kullanım alanlarımıza gelmiştir. Güneş enerji panelleri nerelere kurulmaz? Şimdi güneş enerji paneli. Yani güneşin olduğu herhangi bir yere güneş enerji panelini kurabilir misin? Kurabilirsin. Şöyle bir paneli koyarsın. Buradan ışın gelir. Sana da buradan elektrik üretir. Şuradan gelir. Lambanı ışıldatır. Tamam. Sistem bu. Çok güzel resim çizdim. Hangisine kurulmaz diyor. Evlerin ve binaların çatısına kurulur. Verimli tarım arazisine. Bu bir dursun. Geleceğim birazdan. Çöllere. Of çöllerde ne elektrik. Denizlere kurulur. Bakın dikkat edin. Son dönemlerde denizler daha mantıklı olarak geliyor. Çünkü oralarda herhangi bir yaşam olmadığı için güneş panelleri daha çok verim sağlıyor. Ama verimli tarım arazilerine güneş panelleri kurulmaz. Niye kurulmaz? Çünkü orada zaten sen tarım yapıyorsun. Burada elektrik ilk ihtiyacın değil. Buradaki önemli nokta tarımın sağlanması olduğundan dolayı buraya güneş panelleri kurulmaz. Bir rüzgar enerji türbininde en fazla kaç kanattan oluşmalıdır diyor. Arkadaşlar bu rüzgar türbününü düşündüğünüz anda şöyle bir rüzgar türbünü. Bunun kanat sayısı 3 tane kanat olacak. Çok da çizemedim ama şöyle 3 tane kanatın olması lazım. Çünkü 2 tane kanat ya da 4 tane kanat olduğunda otomatikman buradaki enerji tasarrufu ve enerjinin sağlanmasında zararlar oluşuyor. 3 kanat idealdir ve etrafınızda rüzgar türbinleri varsa buna da bakabilirsiniz. Bunlar üzerinde 3 kanat en performanslı olandır. Geldik test sorumuzdan 5.'mize. Yok 9.'muş. Ben çok hızlı gitmişim. 9.'muza. Aşağıdakilerden hangisi rüzgar enerjisinin dezavantajlarından değildir? Dezavantaj ne? Olumsuz. Dezavantajsa olumsuz. Rüzgar değişkenlik gösterdiği için her zaman aynı verim alınmayabilir. Bu bir olumsuzluk mu? Evet. Birinci gün mesela 10 kW harcı üretirken ikinci gün mesela 1 kW üretebilirsin. Rüzgar santrali kurmak için çok ciddi ölçümlerin yapılması gerekir. Lisanssız güneş santralleri kadar kolay kurulumu yoktur. Bu da bir olumsuzluk mu? Evet. Bunlar mesela ölçülmesi lazım. Orada çok rüzgar olup türbünü yakma ihtimalinde değerlendirilmesi lazım. Rüzgar enerji santrallerinin yatırım maliyetleri çok düşüktür. Bu ney? Olumlu. Ha, bize neyi soruyordu? Olumsuz olmayacak diyordu. Yani olumlu olacak diyor. Doğru cevabımız C seçeneği. Rüzgar türbinleri göç eden kuşlar için ciddi sorunlara yol açmaktadır. Evet mesela bir kuş sürüsüne denk geldiğinde katliam yapabilir. Aşağıdakilerden hangisi rüzgar enerjisinin avantajlarından değildir? Yani bize ne diyor? Olumlu. Olumlu değildir diyor. Avantaj dediğimiz ne? Olumluluk. E bakalım. Rüzgar enerjisiyle elektrik üretirken doğaya hiçbir sera gazı ve bunun gibi zararlı gazlar salınmaz. Tertemiz bir enerji kaynağı oluşur mu? Oluşur. Sera gazı dediğimiz ozon tabakasının delinmesi ve küresel ısınmanın bir numaralı kaynaklarından biridir arkadaşlar. Rüzgar türbünüyle herhangi bir sera gazı üretilmediği için yani mesela kömür yaktığınızda ürettiğiniz bir sera gazıyla rüzgara baktığınız zaman bir tarafta sıfır bir tarafta tonlarca dumanlar dolusu sera gazı çıkıyor. Ondan dolayı bu bir olumlu bir cümle mi? Evet. Tükenmeyen ve yenilenebilir yani sürdürülebilir bir enerji midir? Evet. Rüzgar enerjisi yakıtı rüzgardır ve bedava bir yakıt olduğu için hiçbir ücret ödenmez. Olumlu. Bölgenin cep telefonu ve TV sinyallerini bozabilmektedir. O zaman bu nedir? Olumsuz kaynaklardan sayabiliriz.
Şimdi geldik. İnovasyon, icat, keşif, sensör ve patent kelimelerimiz var. Bu tanımlar sizin TEKTAS dersinizde, yani teknoloji ve tasarım dersinizde çokça karşınıza çıkan kelimeler. Peki bunlar nelermiş? Bakalım. Buluş sahibinin ürününü belirli bir süre üretme, kullanma, satma ve ithal etme hakkını gösteren belge nedir? Patenttir. Yani patenti bende. Bana parayı verirsen kullanabilirsin, yoksa kullanamazsın. Aslında var olan ancak var olduğu bilinmeyen ve ispatlanmamış gizli bir durumu ortaya çıkarma işidir. Mesela Amerika'nın neydi? Keşfi. Keşif olacaktır. Var böyle bir durum ama kimse bilmiyor, ispatlanmamış. Bir olgunun, işleyişin, yöntemin, durumun yenilenmesi ve geliştirilmesi. Yani innovation and you. Philips'in reklamında bunu duymuşsunuzdur çokça. Innovation and you, yani yenilik bizim işimiz diyor. Biz ve seniz diyor. Isı, sıcaklık, basınç, uzaklık gibi çevredeki fiziksel değişkenlikleri algılayarak bir elektronik sisteme aktaran cihazların genel adı nedir? Sensördür. Mesela şu anda kameraya bakın. Girdiğim anda ne yapıyor? Kameranın ışığı değişiyor. Kameranın durumlarına göre odaklılığı değişiyor. Bunların her biri birer sensör yardımıyla yapılır. Daha önce var olmayan bir ürünün insan zekası ve çalışması ile bilerek veya tesadüfen ortaya çıkması ise icat olacaktır. Var olmayan bir ürün olması lazım. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Burada şeyleri verdik, enerji kısımlarını. Ama hani burada da zaten gidip kömürü yazmamışız. O da bizim hatamız olsun. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi, iki yuvarlak, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın ve hoşça kalın.